Merhaba. Bugün 1 Mart 2022, Rus-Ukrayna Savaşı 6. gününde. Bu kayıtta bir belge, yani 28 Şubat 2022 tarihli Avrupa Birliği resmi gazetesini inceleyelim istedim. Önemli çünkü. Gazetede Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden eylemlere ilişkin, yani kısıtlayıcı önlemlere ilişkin 2014 tarihli Avrupa Birliği yönetmeliğin günümüzde yeniden uygulanmasına dair konsey uygulama yönetmeliği var. Yani bu yönetmelik, 2014 tarihli yönetmelik, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı sırasında yayınlanmıştı. Konu ilişkiler günümüzle Kırım'ın ilhakı dönemi ilişkilendirilmiş bu yeni yönetmelikte. Belgenin bu bölümünde hukuksal dayanak ve diğer gerekçelerden bahsediliyor. Evet. Şu üçüncü paragraftan başlayacak olursak, 24 ve 25 Haziran 2021 tarihli kararında Avrupa Konseyi'nin Rusya'yı Minsk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının sağlanması konusunda uyardığını, aksi takdirde birlik, Avrupa Birliği ve üye devletlerinin Rusya'nın daha fazla habis, o büyük kelime, yasa dışı ve yıkıcı faaliyetlerine karşı sağlam bir yanıt verileceğini, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere ek kısıtlayıcı önlemler de uygulanacağını anlıyoruz. Dördüncü paragrafa bakalım. 16 Aralık 2021, yine Avrupa Konseyi kararı, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağın ve saldırgan söylemin neden olduğu gerilimi acilen azaltması gerektiği vurgulanmış ve yeniden Minsk anlaşmasının tam olarak uygulanması ihtar edilmiş. Beşinci paragraf, 24 Ocak 2022'de konsey, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırgan eylemlerini ve tehditlerini tekrar kınamış ve Rusya'yı gerilimi düşürmeye, uluslararası hukuka uymaya ve yerleşik uluslararası mekanizmalar aracılığıyla yapıcı bir şekilde diyaloğa girmeye çağırmış. Uluslararası hukuk vurgusu yapılmış burada. Sonra bundan neredeyse bir ay, tam olarak 26 gün sonra, 19 Şubat 2022'de yüksek temsilci, yani Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yüksek temsilcisi kişi. Bu pozisyonu 2019'dan beri İspanyol sosyalist siyasetçi Josep Borrell yürütülüyor. Tough guy.
Birlik adına bir bildiri yayınlamış ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da ve çevresinde kitlesel olarak yayılmasına ilişkin endişelerini dile getirmiş. Ve Rusya'yı anlamlı diyalog ve diplomasiye. Burada anlamlı kelimesi çok anlamlı açıkçası. İtidalli davranmaya ve gerilimi düşürmeye çağırmış. Şimdi burada bir nevi Putin'in karakterine belki de davranış bozukluğuna desek daha doğru olur. Bir vurgu yapılmış. Eşin aslında mükemmel bir diplomatik söylem. Kurnazlık. Kısaca Putin'e saçmalıyorsun. Vazgeç demiş. Yani buraya kadar baktığımızda Avrupa Birliği kendi hukukunu sabırla işletmiş. Bildiğimiz gibi daha doğrusu Putin'in sonradan yaptığı açıklamalarına baktığımızda ki çok Putin'in incindiğini anlıyoruz. Bu laflardan sonra. Putin bu ikazları kendi yedirememiş. Duygusala bağlamış çünkü maddi kanıta dayalı herhangi bir savunması da yok. Olsaymış duygusala bağlamazmış zaten. Devam edelim. Burada 7. paragrafta 21 Şubat 2022'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk oblastlarının tamamının değil, hükümet kontrolündeki olmayan bölgelerinin bağımsızlığı ve egemenliğini tanıyan bir kararname imzaladı, biliyoruz zaten. Ve Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgelere girmesini emretti. Evet, oblast. Oblast bölge demek. Çok kullanılan bir kelime. Oblast. İlk adımı burada atıyor. Şimdi burada tarafsız tespiti bir tarafa bırakıp bir parantez açmak istedim. Tam bu noktada. Bugün Rusya ne yapmaktaysa dün Amerika ve Avrupa Birliği aynısını yapmışlardı. Bu cebimizde. Dün Rusya onları kınamıştı. Şimdi aynısını kendi yapmak istedi. Açıkçası yüzüne gözüne bulaştı. Çünkü halk ağzıyla söyleyecek olursak Amerika ve Avrupa Birliği bu konuda kaçın kurası. Ellerine su dökülemez. Belge üzerinde devam edelim. 22 Şubat 2022. Borrell, yüksek temsilci. Birlik adına yine bir bildiri yayınlıyor. Uluslararası anlaşmalara atıfta bulunuyor ve Rusya'nın söz konusu oblastlara, bölgelere özellikle tanımasını kaldırmasını ihtar ediyor. Artık söylemler daha bir yanık gelmeye başlıyor. 9. paragrafta ki 24 Şubat 2022 lanet gün Putin Ukrayna'ya askeri harekat başlattı diyor. Bunlar hepsi resmi gazetede, Avrupa Birliği resmi gazetesinde yazıyor. Gerekçeler kısmında. Şimdi burada elbette hiç kuşkusuz amasız, fakatsız, geçmişte şu oldu, onlar da yaptı. Ukrayna'da şöyle kötü. Buna hiç fark etmez. Çünkü suç ve cezanın şahsiliği ilkesi diye bir şey var. Kötü bir şeyi sen de yapıyorsan sen de kötüsün. Rusya'nın bu saldırısı Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığı, toprak bütünlüğünün açık bir ihlaldir. Her türlü söylemin dışında bir mevcut durumdur.
Ancak bu bir tuzaktıysa da maalesef Putin bu tuzağa düşüyor. İpler bu noktada kopuyor. Devlet adamı ol, bu tuzağa düşme. İplerin koparılması maddi çıkarlar nedeniyle epey önceden planlanmış zaten. Bunun için bir önceki videoyu da izleyebilirsiniz. Belge üzerinden devam edelim. Bakalım aynı gün 24 Şubat deklarasyonlar peş peşe geliyor. Artık konseyden Joseph Borrell'e yani yüksek temsilciye iş varıyor. Belarus'u da Putin'in suç ortağı ilan ediyor ve Birliğin cevabının hem sektörel hem de bireysel kısıtlayıcı önlemler şeklinde olacağını deklare ediyor. Burada sektörel kelimesi hemen dikkatimizi çekiyor. Büyük olasılıkla bu metnin ekinde bulacağımız listede enerji sektöründen firmalar da vardır gibi duruyor yaptığım listesinde. Yine 24 Şubat 2022 aynı gün trafik çok sıkışık. Avrupa Konseyi Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Ukrayna'ya karşı kışkırtılmamış, unprovoked ve haksız askeri saldırganlık gösterdiğini söylüyor. Şimdi bu kınama meselesi basında ve uzmanlarca hep kınamakla ne oluyor? Eylem açıkla da duyalım diye yerden yere vurulur. Ama aslında kınamak ihtardır. Hem prosedür gereğidir hem de elindeki kanıtları beyan etmek için ya da sonradan sana yöneltilebilecek hatta yöneltilmiş bir takım isnatları savmak, ortadan kaldırmak için kullanılır. Kınamalar birer fırsattır. Dediğim gibi bir prosedür gereğidir. Kınadın ne oldu? Eyleme geç kısmı yanlış. Bilinçsiz bir söylem. Örneğin burada Avrupa Birliği Putin'e diyor ki seni en güçlü şekilde kınıyorum. Strongest possible terms condemn. Çünkü sen haksız askeri saldırganlık gösterdin ve ben seni bunun için provoke etmedim. Güzel. Evet. Bundan sonra yönetmeliğin bir 26 kişi diyor. Bir eki olduğunu ve bu ekte yaptırımların uygulanacağı kişilerin, varlıkların ve organların isimlerinin olduğunu okuyoruz. Bakalım daha önce 2014 yılında yayınlanmış ek bir listeye bu yönetmelikte yeni ekler yapılmış. Başta söyledik 2014 dediğine göre Kırım'ın ilhakı nedeniyle hazırlanmış yaptırımlar listesi olmalı. Belki bir ara ona da bakarız. O da önemli ve zaten ilişkilendirilmiş Kırım ilhakıyla mevcut Ukrayna savaşı. Ve buradaki liste 28 Şubat'ta yeni liste 28 Şubat'ta yürürlüğe girmiş olmuş. Bakalım listede kimler var ama bunun için maalesef ikinci bir kayıt yapmalıyım. Çok uzadı çünkü bu yüklerken problem oluyor. Dolayısıyla bu yayının ikinci bölümünde buluşalım. Henüz hoşça kalın demeyelim.